Amirim izin verin de şu arkadaşlar yetişsin. Ben de alırım. Bu ülkenin modeli. The institutions that support him, you take those away, the regime has to fall. Biriniz olsun hakkı olduğunu düşünüyorum. Belki siz haklısınız. Ama görüntüsü aynı da olabilir. Bana güvendiğiniz yapınıza güvenirim. Neye güvendiğiniz? The institutions that support him, you take those away, the regime has to fall. Evet. Açılımını alacağız. Evet, şimdi şu, özellikle polisin direncini kırmaya, polisi aslında dost olarak almaya çalışıyorlar. Ve bu suretle polisin direncini kırmaya çalışıyorlar. Bu o taktisyenlerin yaptığı iş. Bu marjinal gruplar var ya, aslında bu marjinal gruplar bunların olayları, şeylerini bozuyor. O marjinal gruplar aslında bunların o kadar eylemin içerisinde olmasını da pek arzu etmiyorlar. Şöyle diyemez miyiz peki bunlar için? Yabancı basın mesela özellikle hani izlerken de siz dediniz ki bakın dikkat edin yabancı basın evet. Var dediniz. Aslında arkadaşlar bunun onu gösterse... Bunun spesifik olarak seçilmiş bir durum olduğunu mu söylüyorsunuz? Bakın, arkadaşlar duyuyorlar zannediyorum. Orada arkadaşlarımız bir lütfeder şeyi getirirlerse... Yabancı basın bölümünü lütfen basın ekrana bir kere daha taşıyor. Orada evet, çilek gözüküyor. Dağıtıyorlar. Polise getiriyorlar, meyve ikram ediyorlar. Yabancı basın dibinde. Ya bu kadar tesadüf olabilir mi? Ben de tam onu soracaktım. Bu bir tesadüf olamaz mı? Kesinlikle olamaz. Biz çünkü olayları, bunları gördükten sonra şöyle değerlendirdik. İki tarafta elbette polis işte direnişçileri, eylemcileri engellemekten, onlar da polisle kovalamaca oynamaktan yoruluyorlar. Ertesi gün işte sabah olduğunda sohbet ediyorlar filan. O ona çiçek uzatıyor. Bir sual sorayım. Tesadüf olur mu olmaz mı? Tamam. Oradan bağlayın. CNN dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir hareketi takip etmezken 8 saat aralıksız canlı yayın vermesi tesadüf mü? Eğer ona tesadüf diyebiliyorsanız bu da tesadüf. Yani maksat şu mu? Yani bu videonun açılımını siz tabii kendi kanadınızdan şöyle mi yapıyorsunuz? Hükümete yakın tarafları işte mesela ordu gibi orada olabilir evet. Bu bazen diyorsunuz. Bazen polis teşkilatı olabilir diyorsunuz. Onların gücünü zayıflatarak yani biraz sempati bak, yaparak. Biraz daha öteye gideyim. Şimdi yurt dışına yayın yapılıyor. CNN başta olmak üzere pek çok İngiliz, Alman televizyonları yayın yapıyor. Bu yayınların içerisinde hiçbir tane şiddet gördünüz mü şimdiye kadar? Şiddet görüntüsü gördünüz mü bir tane? Yani polise taş atarken, araba yakarken, Ankara'daki arabalar taştan perişan edilirken bir tane resim gördünüz mü? Bir tane damızlık. Göremiyorsunuz. Bir tek görüntü var mı? Yok. Niye yok? Neden yok? Çünkü bunu dışarıdan organize edenler pembe devrimi böyle arzu ediyorlar. O tarafları görmezden geliyorlar. Zaten Türkiye'deki marjinal gruplar bunların aslında ekmeklerine yağ sürmüyor, işi bozuyor. Aklıma bir soru geliyor. Mi? Peki madem öyle, şimdi izleyiciler ekran başında izlerken ne düşünüyorlarsa hani birazcık empati kurarak diyorum ki onlar da bu sorunun yanıtını merak ediyordur. Bu kadar profesyonel bir taktik varsa, bu kadar profesyonelce gidilen bir yol varsa niye başarılı olamadı Türkiye'de? Onu getireyim. Onu sonunda sorar mısınız bana? Tamam unutayım. Ben tutayım hanemde bu soruyu. Niye başarılı olamadı? Sonunda anlatacağım. Devam ama edelim o zaman. Edelim. Galiba üç var bir iki tane daha. CD'miz var. Tamam. Onları şey edelim. Bakın dördüncü CD'mize ne göstermek istiyorum? Diyor ki özellikle kitleyi bir araya getirebilmek için onların arasında dayanışma duygusunu en güzel müzik temin eder. Folklor temin eder. Oyunlar temin eder. Onları inanılmaz şekilde birbirine yanaştırır. Mutlaka bu pembe devrimlerde bunu yapacaksınız. Buyurun birlikte izleyelim. Tamam bakalım. Despite the internet, the revolution trainers spend most of their time traveling to countries in need of a well-organized resistance. Just in the past year, Serdar Popovich has flown over 100,000 miles.
His inside knowledge and experience is his capital. One of the tricks is making everybody busy. Okay. Because when people are busy, they don't have time to be afraid. This is, sounds crazy, but this is exactly what they do in the military training. Okay. So the way you're doing it, nonviolent struggle, is actually you create this group identity. You want people to feel each other. You want people to be dressed in a similar clothes. You want people to sing because songs make them work together. You will have drums there who will give the rhythm to your march. You want whistles, you want music, you want fun. This is a very important part. And now it looks like a big, you know, how do you call it, love parade. The Egyptians followed Cirta's rules exactly and succeeded. The whole world was watching as the people celebrated on Tahrir Square. You want people to sing because songs make them work together. Sing because songs make them work together. Evet. Ne diyeceksiniz? Bir sual. Tamam. Ya Türkiye'de piyanist bitti de Almanya'dan niye piyanist geliyor? Kim gönderdi bunu? Hiç düşünebiliyor musunuz? Kendi bireysel tercihi olamaz mı? Kim gönderdi? O Alman bedava mı geliyor oradan? Kim veriyor bunun parasını? Kim getiriyor ta Gezi Parkı'na? Kim bu konseri verdiriyor? Kim bu işi böyle organize ediyor? Buna tesadüf demek için dünyanın en ahmak insanı olmak lazım. Bu paraları Türkiye'den veya yurt dışından kim finanse ediyor? Nasıl yapılıyor? Aynı ülkelere göre, durumlara göre aynı şekilde insanları birleştirebilecek organizasyonlar. Her ülkede aynı metodu deniyor. Dedim ya, o metot ki bunun kitabı var. Ayrıca bir kitabı var. O kitabın içerisinde İngilizce çevirtiremedim daha. Onu çevirtirince ayrıca da kamuoyuna onun Türkçesini de yaymak istiyorum. Orada hangi metotların uygulanacağı, 100 küsur metot var. Ülkelerde şu metotları uygulayacaksınız darbe yaparken diyor. Ülkenin durumuna göre mi? Evet. Ya da eylemin içeriğine göre değişiyor belli klasikleri var, onlardan vazgeçmiyorlar. Mesela buradaki İşte müzik şarkı, gibi. Şarkı, bazı klasiklerden vazgeçmiyorlar. Şimdi mesela o kuyruklu piyanoyu düşünebiliyor musunuz? Koca kuyruklu piyanoyu nasıl getirdiler oraya ya? Ta Almanya'dan geliyor adam ve orada şarkı söylüyor. O kitap Rusya'da yasaklanmış. Editörüm şu an bana bir bilgi veriyor. Kendisi Rusya'da da yasaklandı. Venezuela'da yasaklandı. Mesela Putin o kitabı kesinlikle yasaklıyor. Bu videonun kitabı. Evet. Bu görüntüleri de yasaklıyor Putin. Verilmesini de yasaklıyor. Niye? Ülkesinde bunun tehlike olduğunu biliyor. Ama bak şimdi biz ifşa ediyoruz. Ülkemiz bunları görüyor. Artık bundan sonra bu oyunu oynayamazlar. Millet vallahi tükürükle boğar. Ben şu anda bizi izleyen sağduyulu bütün solcuların da nefretle bu işi kınayacağına inanıyorum. Bakın sağduyulu bütün solcuların da bunu nefretle kınayacağına inanıyorum. Ben şu anda pek çok Cumhuriyet Halk Partili'nin buna tepki gösterdiğini biliyorum. Bakmayın marjinal gruplar, çatışmadan fayda umanlar, internette sırf o çatışmanın eseriyle bağırıp çağıranları bırakın bir tarafa. Onlar gerçekten bir azınlık. O azınlık olması onları reddetmemiz, dışlamamız anlamına söylemiyorum. Ama vatandaşın %95'i tarafından tasvip edilmeyen kişiler. Şu işi Türkiye'de tasvip eden kaç kişi deseniz 100 kişiyle 5 kişi çıkmaz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi batacak. Bu yaptıklarından dolayı batacak. Kılıçdaroğlu bu desteklerinden dolayı batacak. Bu çocukların sokağa çıkışını desteklediğinden dolayı batacak. Doğru mu anlıyorum şimdi? Tabii bunları izlerken galiba var bir iki tane daha, onları da paylaşacağız. O zaman yani şu soru aklıma geliyor. Doğaçlama gelişmedi bunlar. Doğaçlama gelişmedi. Yani bir senaryonun elbette, ürünü. Elbette. Ama çevre duyarlılığıyla oraya çıkan insanların buna alet olduğunu mu söylüyorsunuz? Kesinlikle. Bakın ya önce, onların bildiği bir, çünkü onlar da şimdi diyecek buna. Ki ya kardeşim ben ağaç için oraya çıktım, evet. Ne bileyim ben başkasının böyle evet. Bir planı mı var diyecek haklı evet, olarak. Evet öyle diyecek. Yani o ağaç için oraya çıkan zavallı başka herhangi bir şey değil. Yani bu işe şey derken
tatbik ederken CHP'li milletvekili de işin içinde bakın. O da farklı yapmıyor. Görüyor musunuz? Ne o? Bakın ne yapıyor? Türkiye Aydın Büyük Nazlı Millet Meclisi'nin evet. içinde Nazlı Ak'a gidip İçişleri Bakanı'na olayın hepsi içinde. Hepsi şuurlu olarak yapıyor bunu. Siz Saroz'un uzantısı olan TESEV'in kurucusu olan ve 183. üyesi olan Kılıçdaroğlu'nun bu işin dışında kaldığına mı inanıyorsunuz? Bu oyunun bir parçası olmadığına mı inanıyorsunuz? Ben ta yürekten dibine kadar ona inanıyorum. Bir özet yapmamı ister misiniz? Çünkü belki şu an... Bir şey söyleyeyim. Özür diliyorum. Sözünüzü kesiyorum. Başbakan diyor ki halk oylaması yapalım. Evet. Kılıçdaroğlu ne diyor? Halk oylamasına ne gerek var diyor. Ama sen ne biçim demokrasin ya? Ama bir 6 gün önce de şöyle vardı. Bir haber sitesi bugün onu haberleştirmiş. Yaklaşık bir 6 gün önce işte demokratik haklar kullanılsın, referanduma gidilsin, halk oyu yapılsın diyor Gezi Parkı ile ilgili. Bugünkü açıklaması hayır referanduma gerek yok diyor. Yok tabii. Çünkü biliyor ki referandumda ezilecek. İstanbul'da normal şartların içinde %30 civarındaki olan oyunu da alamayacak. İnsanlar bu olaylara tepkiyle bakıyor. İnanılmaz şekilde tepkiyle bakıyor. Bu tepkinin neticesinde kendisinin başına geleceği biliyor. O şuna inandı. İşte hani eskiden şeyler oluyordu. Darbeler oluyordu. Şimdi de işte bu pembe devrim, turuncu devrim şöyle devam ediyor. Mi? Evet, bu arada izleyicilerimiz de sıradaki videoyu merak ediyorlarmış. Hemen geçeceğiz. Peki. Bir özet yapmakta fayda var. Yani hani çünkü hep şuna dikkat ediyorum. Şu an açan bu nedir ne değildir bir anlaması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek internette bulduğu bir video. Videonun adında görüntüleri yayınladıktan sonra verecek. İsteyenler YouTube'dan tamamını da seyredebilir diyorsunuz. 27 dakika. Şimdi şiddetsiz direniş merkezleri kuruluyor ve burada... Bir devrim nasıl yapılır? O öğretiliyor evet, dediniz. Evet. İşte yakın yöneticilerden vuruluyor mesela iktidar diyorsunuz. İşte benzer metotlar da var. Her ülkede kullanılan farklı metotlar da var. Yüz ayrı metot var dediniz. Evet. Türkiye'de de Gezi Parkı sebebiyle diğer ülkelerde kullanıldığı gibi aynı metotlar uygulandı. İşte Mısır örneğini verdiniz. Gibi. Orada gibi. Deveyle evet. insanların arasına dalındı. Ankara'da Kızılay'da bir araçla insanların arasına daldı bir kişi. Bunlar benzerlik taşıyor diyorsunuz. İşte müzik dinleyip insanların dans etmesini, halay çekmesini, şarkılar söylemesini de eylemcileri birbirine kenetlemek için yapılan başvurulan yollardan biri olarak evet. lanse ediyorsunuz. Sıradakiyle devam edelim. Devam ara edelim. Ara ben bu bilgileri vereceğim izleyicilerimize. Çünkü hani hakikaten açan bu nedir şimdi demesin diye. Evet. Devam şimdi edelim şunu arkadaşlar. Söyleyeyim. Beşincisi bu grup, bu nasıl diyeyim, pembe devrim grubu öyle diyelim. Bütün dünyada hep sembol olarak yumruğu kullanıyor. Ve bu yumruk her ülkede bir şekil değiştiriyor. Ama genel karakteri aynı. O yumruk direkt devrimin, yapılacak o ülkedeki devrimin, dolayısıyla genel anlamdaki devrimlerin ortak sembolü. Bütün dünyada da istisnasız kullanılıyor. Her tarafa tak bu basılı veriyor bu mühür. Buyurun bakalım. Hem dünyaya bakalım. Hem Türkiye'ye. Atılmış mı, atılmamış mı? It was here outside the Belgrade Parliament that Otpor's influence began. How many countries you were working with that after this? We worked with 37 countries after the Serbian Revolution. We had a successful 5 revolutions now before Middle East. And this is Georgia, Ukraine, Lebanon, Maldives, and now Egypt and Tunisia, and the list is will grow longer. And then at the end, we don't have an idea in how many countries the clenched fist of Otpor was used. This probably dozen countries right now. After Milosevic's downfall, Otpor became an international phenomenon. The symbol of the fist reappears all over the world as the signature of the revolution.